Bilinen tüm gezegenlerin aksine Ay, neden kusursuz bir yuvarlaktır? Ay'dan alınan kayalar ve toprakların yaşları neden farklıdır? Ay yüzeyinin altında son olarak keşfedilen içi boş ve devasa metal kütle nedir? Ay, Dünya'nın tek doğal uydusudur. Güneş sistemi içinde 5. büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında ortalama merkezden merkeze uzaklık 384.403 km, yani Dünya'nın çapının yaklaşık 30 katı kadardır. Geceleri romantik aşıkların izlediği Ay, tarih boyunca pek çok kabile tarafından da tapınılacak bir nesne olarak addedilmiştir. Şimdi, Küt TV'ye abone olarak araştıran insanlar toplumundaki yerinizi aldıysanız, gizemli uydumuz Ay'da keşfedilen anormal yapıları ve hakkında ortaya atılan bazı teorileri inceleyeceğiz. Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan ilk insanlı uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18'de Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. Apollo 11'i sırasıyla Apollo 13, Apollo 1, Apollo 17 ve Apollo 8 görevleri izledi. Bugün bazı çevreler Ay'a hiç ayak basılmadığını iddia etmekteyse de genel görüş ve veriler Ay'a gidildiğini ispatlar niteliktedir. İlk görevden son göreve kadar tüm misyonlarda Ay'da bir takım farklı yapılar gözlemlenmişse de bunlar NASA tarafından her daim yalanlana gelmiştir. Bir diğer önemli iddia da Ay'ın yapay bir uydu olduğu, aslında Ay'ın dev bir uzay gemisi olduğu yönündedir. Videonun ilerleyen kısımlarında bu teoriye daha kapsamlı değineceğiz. Ay'ın geçmişi nedir veya orijini nereden geliyor? Bu sorunun cevabı yoktur ya da bir bulmacadır. Bugün bilim 3 ana kuram üzerinde duruyor. Sovyet bilimciler tarafından geliştirilen bu 3 ana kuram şöyle. 1. Ay bir zamanlar dünyanın bir parçasıydı ve dünyadan koparak uzaklaştı. Ama bu görüş büyük bir bilim grubu tarafından da reddediliyor. 2. Ay aynen Dünya gibi Güneş sistemi oluşurken bir gaz bulutuydu ve doğal olarak Ay'ın da uydusu oldu. 3. Ay farklı bir cisimdir, yani Dünya dışıdır. Güneş sisteminin içinde bir yerden veya Güneş sisteminin dışından gelmiş, Dünya'nın çekim alanına girerek orada bir uydu olarak kalmıştır. Sovyet bilim adamları olan Vasin ve Shcherbakov şaşırtıcı bir açıklama yaptılar. Gerçekten de bilimciler evrenin kökenini ciddiyetle uzun süredir araştırıyorlar. Ama daha henüz kesin bir cevap veya açıklama yoktur. Aynı şekilde Ay Dünya sisteminde açıklanamıyor. Bize göre Ay, Dünya'nın yapay bir uydusudur ve bilinmeyen bir zeka oluşumu tarafından yörüngeye konulmuş olabilir. Bu iki bilim adamına göre Dünya'nın çekim gücü kubik santimetrede 5.5 gramdır. Ay'ınki ise 3.33 gramdır. Öyleyse Ay'ın içi boş olmalıdır. Yani yapaydır. Yapılmıştır ama kimin tarafından? Gizemin çözümü kraterin içinde. Ay yolculukları sonucunda elde edilen bilgiler çok önemli ama gizli tutulmaktadır. Neden diye sorduğumuzda uzmanlara göre kesin çözüm henüz yoktur veya erkendir. 12 maymun sorusu. Sorular çok sayıda ve önemli görünüyor. Şimdi bunları ve bazı açıklamaları alt alta dizelim. 1. Ay dünyadan daha yaşlıdır. Öyleyse kökeninin başka bir yer olması mümkündür. Niçin bazı bilim adamları ay taşlarının 20 milyar yıllık olduğunu iddia ediyorlar? Yani dünyadan daha eski. NASA, bir ay kayasının 5.3 milyar yıllık olduğunu saptadı. Ama bu, Güneş sistemi öncesine ait bir tarihti. Önemli bilim adamları ve ay uzmanları, aydan getirilen elementlerin dünyadakilerden daha eski olduğunu belirlediler. Ama neden resmen açıklamadılar? Dünyaya getirilen 40 tane ay taşının en azından 7 milyar yıllık oldukları belirlendi. Bu tarihleme dünyadan ve güneşten 2 kez daha eskidir. Buna karşın ayın yüzey toprağı ay taşlarından daha eskidir. Farklılık nereden geliyor? Bir grup bilim adamı Ay'ın yıldızlar arası bir yerde yapıldığı görüşündeler ve Dünya tarafından yakalandığını düşünüyorlar. Peki bu nasıl olabilir? Neden bazı bilim adamları Ay'ın içinin yoğunluğunun yüzeyden farklı olduğu düşüncesindeler? Gerçekten Ay'ın içi boş olabilir mi ve bu biliniyor mu? Niçin Ay'ın 8 mili üstünde yüksek dozda radyoaktivite var? Bu elementel olarak doğal mıdır? NASA tarafından 100 millik bir alana yayılmış su buharı saptandı. Ama Ay'da su olmadığı biliniyor. Bu gizem Ay'ın yapay olduğu anlamına mı gelir?
Ay'ın çok eskiden sıcak olduğu ileri sürülüyor. Ama bunu dünyadaki benzerleri gibi kanıtlayan bir kanıt bulunmuş değil. Bu çelişki henüz açıklanamadı. Sonuç, Ay ile ilgili neden bu kadar çok cevapsız soru var? Peki bütün bunlara karşı şunları söyleyebilir miyiz? Ay hem dünyanın doğal uydusu olmayacak kadar büyük hem de çok uzaktadır. Ay, olması gerekenden daha düzgün bir yörüngeye sahiptir. Ay kraterleri çok fazla ve garip bir biçimde yüzeyseldir. Ay'ın dünyaya bakmayan yüzü çıkıntılı veya kamburdur ve Güneş sisteminde onun gibi bir gezegenin de tek yüzünü gösteren bir başka uydu yoktur. Ay ölçümlemeleri çok fazla demir olduğunu gösteriyor. Ay toprağı, ay kayalarından çok daha yaşlıdır. Ay'ın bileşimi dünyadan farklıdır. Ay'dan önceden eriyik olan metaller yoktur. Ay dev bir gong sesi çıkarmaktadır ve yörüngede dönerken titreşmektedir. Ay bir moloz yığını gibi gözükmektedir. Ay periyodik olarak sarsılmaktadır. Bu da bize düzenli bir sismik aktiviteyi gösteriyor. Sismik dalgalar sanki tek bir kütleymiş gibi tüm yüzeyi dolaşabiliyorlar. Dünyadan bakıldığında ay bir güneş diski gibidir. Yani tutulmalarda güneşi tam olarak kapatır. Ne biraz küçük veya büyüktür. Sanki büyüklüğü güneşi örtmek için ayarlanmıştır. Eğer ay dünya tarafından yakalanmışsa bunun sonu gelecek ve ay yine uzaklaşıp gidecektir. Normalde ayın çizdiği yörünge dünyanın ekvatoral çemberiyle karşıt olmalıdır. Ama ay garip bir şekilde dünyanın yaptığı gibi güneşe bağımlı bir yörünge çizer. Her ne kadar ay volkanlarının ölü oldukları söyleniyorsa da yüzyıllardır ayda garip ışıklar, parlamalar görülmekte ve hala izlenmektedir. Bunların sonucunda ayın yapay bir transformer dünya olduğu söylenebilir veya iddia edilebilir. Ayda bir yaşam olduğu ile ilgili bir belirti veya iz bulunamamıştır. Ama dünyadaki volkanik küllere benzeyen ay toprağı veya tozu üzerinde yapılan deneylerde bitkisel yaşama elverişli olduğu anlaşılmıştır. Ama ortada böyle bir yaşam yoktur. Marjinal iddialara göre ay UFO'ların üssüdür veya kullandıkları özel bir araçtır. Ama bu da bir iddiadan öteye gitmemektedir. Yüzeyde zaman zaman garip ve geometrik şekiller görülmüş ama bu görüntüler ya hemen kaybolmuş ya da bir daha görülmemiştir. Pek çok UFO ve uzay araştırmacısı tarafından kabul edilen bir teori olan ayın yapay bir uzay gemisi veya uzay üssü olduğu konusu da yeni keşfedilen bir takım delillerle desteklenmektedir. Bu şaşırtıcı teorinin kanıtı, dünya ve diğer gezegenlere ayın yörüngesinin neredeyse mükemmel bir şekilde dairesel olduğu ve ayın kendisinin dönmediği, ayın karanlık yüzünde neyin gizli olduğu sorusunu gündeme getiriyor. İlginçtir. Bu bizim güneş sistemimizin başka gök cisimlerinde bulunmayan bir özelliktir. Ay'ın pirinç gibi benzersiz bir metal kombinasyonu içerdiğinden bahsetmiyoruz. Ay'da bulunan titanyum miktarı da dünyadakinden 10 kat daha fazladır. Bilim adamları bu duruma henüz bir açıklama bulamadılar. Bütün bunlar bizi Ay'ın ve evrenin gizemlerini çözmekten uzak olmasına ve dünyamızın atmosferinin ötesinde olanların asla keşfedilmemesine yol açıyor. Ancak bu yeterli değilse NASA Ay yüzeyinin altında büyük bir metal yapı keşfetti ve bölgeyi incelemek için 5 yıl içinde astronot göndermek istiyor. Bilim adamları ayın güney kutbunun altında gizli ve metalik bir şey olduğunu söylüyor. Yapılan gözlemler ve sonar taramaları ay yüzeyinin altındaki bu devasa metal yapıyı açık şekilde ortaya koyuyor. Baylor Üniversitesi'nden gezegen jeofizik profesörü yardımcısı Peter James, kabaca tespit edilen bu şaşırtıcı kütlenin boyutunu Hawaii'den 5 kat daha fazla metal aldığını ve yer altına gömdüğünü hayal et şeklinde açıklıyor. Profesör James liderliğindeki araştırma ekibi, NASA'nın dahili laboratuvarları ve yerçekiminin geri kazanımı görevi kapsamında ayın yerçekimi verilerini analiz etti ve şaşırtıcı kitleyi bulmak için uzay sondası Ay Kaşifi Orbit'in ay topografisi ile karşılaştırdı. Ayın güney kutup bölgesinde Aitken Havzası diye adlandırılan birkaç kilometre derinliğinde ve 2000 kilometre genişliğinde oval şekilli bir kraterdir. Bu bölgede zeminin hemen altında 4 milyar yıllık olduğu tahmin edilen ve 2000 kilometre çapında devasa, içi boş metal bir kütle net şekilde tespit edilmiştir. Her ne kadar başka bir açıklama olsa da kitlenin ayın eski magma okyanusunun katılaşan bir ürünü olabileceği de düşünülmektedir. Ancak bu varsayım içinin neden boş olduğuna bir açıklama getirememektedir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için Instagram'dan arkadaşım olarak bana ulaşabilirsiniz.